ve bihi ve huve khayrun ve mu'in. Aziz mu'mineler, mu'minler bir ahlak ve erdemler programında tekrar sizlerle bir aradayız. Arz ettik ki cihad-ı ekberde başarılı olmak, aklı nefse hakim kılmak, ve melekler ile hem hal olmak, şeytanı kendimizden vesveseleriyle beraber uzaklaştırmak için, nefsimizi tezkiye ve terbiye etmek için yardımlara ihtiyacımız vardır. Ve bu yardımlardan bir tanesinin istiaze olduğunu son kaç programdır ki sizlerle paylaşmaktayız. Allah'ı hatırlama kavramı insanı şeytana karşı dirençli hale getirir. Allah'ı hatırlama şeytanı zayıflatır. Şeytanın direncini kırar insana yönelik olan direncini. Kur'an-ı Kerim buyuruyor: "İnnellezîne اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Takvalılara şeytandan bir vesvese yöneldiği zaman tezekkeru onlar hatırlarlar. Neyi hatırlarlar kardeşler? Bakın takvalı insanların aklından Günah geçtiği zaman, yani günahı hatırladıkları zaman, günahı hayal ettikleri zaman, günahı düşündükleri zaman, Kur'an takva ehlini bize böyle tanımlıyor. Tezekkaru, hatırlarlar. Eğer bir insan günahı düşündüğünde, günahı hayal ettiğinde, şu günahı yapayım, şu haram sözü söyleyeyim, şu harama bakayım. Şu haramı yiyeyim. Bakın. Şu yalanı konuşayım, şu kıybeti edeyim. Şunun bana verdiği sırrı başkasına götürüp açayım. Şunun söylediği efendim çirkin sözü gidip falancaya haber vereyim. Aklından bunları geçirdiği zaman tezekkuro hatırlar ise Lanet şeytana. Niye ben bunları yapayım? Bunlar günahtır deyip de hatırladığı, hayal ettiği, düşündüğü şeyden vazgeçer ise böyle insanlar takvalı olduklarından emin olsunlar. Çünkü Kur'an böyle anlatıyor takva ehlini. Ama hayır, hayal ettikleri şeyi amele dökerlerse böyle insanlar fasık insanlardır. Böyle insanlar günahkar insanlardır. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam buyuruyor. İnner recule yehummu bizzenbi fe yazkurullah fe İnsan günahı hayal eder günaha himmet eder, günaha meyillenir, günahı düşünür. Feyazkurullah. Bu halde iken yazkurullah, Allah'ı hatırlar. Allah'ı anar. ahu Ve böylelikle Allah'ı andığı için o hayal ettiği günahı, o düşündüğü günahı terk eder. Aziz kardeşlerim, İnsan Allah'ı hatırlar ise, Allah'ı zikreder ise, Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak insandan vesveseleri uzaklaştırır. Vesveseleri uzaklaştırır. Şöyle ki ben bu günahı yaparsam bu günah beni Allah'tan uzaklaştırır. Ben bu günahı yaparsam ya tövbe imkanı bulmadan ölürsem ne olacak? Çünkü şeytan bu şekilde yaklaşır özellikle gençlere. Genelde insanlara özellikle gençlere sen daha gençsin tövbe edersin. Ama Allah'ı hatırlayan insan kendi kendisine bunu söyler, düşünmeye başlar. Ben bu günahı yaptıktan sonra tövbe fırsatı bulamaz isem, tevbe imkanı bulamaz isem o zaman Allah'a mahşerde ne cevap vereceğim? Veya şeytan vesvese eder. Ya bu yapacağın günah küçük günahtır. Küçük günahın efendim pek zararı yoktur. İnsan Allah'ı hatırladığında şunu kendisine söyler. Bu küçük günahlar her geçen gün bende çoğalır ise zamanla büyük günaha bulaşmış olmaz mıyım? Dolayısıyla Allah'ı hatırlamak insanı bu günahlardan bu şekilde Allah'ı hatırlayarak uzak tutar. Bazen şeytan insanı fakirlikle korkutur. Yapma. Allah yolunda harcama yapma. Allah yolunda tasarruf etme. Allah yolunda çalışma. innema zalikumu şeytan yuhabbifu. Bakın yuhabbifu ahu Şeytan dostlarını korkutur. Dostlarını neyle korkutur? Allah yoluna para harcayacak. Daha eli cebine gitmeden önce şeytan korkutur. Ya buna ihtiyacın olabilir. Bu burada vereceğim bu paraya yarın senin ihtiyacın olabilir. Şeytan korkutuyor. Ya çocuğunun ihtiyacı olabilir, evinin ihtiyacı olabilir. Şeytan dostlarını bu şekilde korkutuyor. Allahu Azze ve Celle Kur'an'da buyuruyor ki bu halde Allah'ı hatırlayanlar hafuni in kuntum mu'minin buyuruyor ki şeytanın efendim vesvesesinden korkmayın. Yani şeytan ki size vesvese ediyor. Ya fakirleşebilirsin, muhtaç olabilirsin. Bu fakirleşirimden korkmayın. Muhtaç olurumdan korkmayın. Eğer sizler mümin iseniz kafuni benden korkun Allahu azze ve celle buyuruyor. Ve bazen bakıyoruz ki şeytan insanı ibadetleriyle aldatır veya aldatmak ister. Yaptığı ibadetlerle bulunduğun makam, mevki, konum ile şeytan insanı aldatmak ister. Ya kardeşim, sen beş defa Kerbela'ya gitmişsin. Sen İmam Hüseyin'in dostusun. Sen Ehli Beyt'in dostusun. Bakın, şeytan insanı Yaptığı efendim o Kerbela ziyaretleriyle, umre ziyaretleriyle, ne bileyim vesair ibadetleriyle mağrur hale sokar. Ehli beyte olan efendim taraf oluşu ile ehli beyte taraf oluşu ile ehli beyte nisbeti ile şeytan insanı mağrur hale getirir. Bu kadar ziyarete giden senin gibi birisine İmam Hüseyin şefaat etmeyecek mi? veya sen ki 12 imamı sevmektesin peygamber Ali peygamber efendim yolunun yolcususun onlar sana şefaat etmeyecekler mi? Bu tür düşünceler insan için tehlike çanlarıdır ve şeytanın yaklaşımlarıdır. İnsana şeytan bu yol ile bu düşünceler ile insanı günaha düşürmek istemektedir ve düşürmektedir de yer yer. Dolayısıyla bakınız. her mümin kendisine hatırlatıcı vesileleri edinmelidir. Hatırlatıcı vesileler. Bizler hatırlamalıyız ve hatırlatıcı vesilelerimiz olmalı. Bakınız tarihe baktığımızda günümüzde ve tarihte bazıları kendi mezarlarını kendi elleriyle hazırlamışlardır. Gitmiş kendi mezarını hazırlamıştır yaşarken. Kendi mezarlarının başında Kur'an tilavet etmişlerdir. Bir hatırlatıcı vesiledir. Kabir ziyaretlerine gitmek hatırlatıcı vesiledir. İnsanı hatırlatır, ölümü hatırlatır. Ölüm hakkındaki ayetleri okumak, ölüm hakkındaki hadisleri okumak hatırlatıcı vesiledir. Tarihte var. Hazqil neden ibret alıyordu? Hazqil. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın bakın Hazreti Davud Aleyhisselam'ın terk evlası neticesinde Hazreti Davud Aleyhisselam dağlara yöneliyor. Kendisini dağlara vuruyor ve dağlarda Hazqil ile karşılaşıyor Hazreti Davud. Hezg Hazreti Davud aleyhisselam Hazqil ile karşılaştığı o dağda soruyor. Hiç günah yapmayı düşündün mü? Hazqil dedi hayır günah yapmayı düşünmedim. Hazreti Davud aleyhisselam sordu. Sende hiç ucubu oldu mu? Yani sen hiç kendini böyle benimsedin mi, kendini önemsedin mi, kendini vazgeçilmez gördün mü? Bakın vazgeçilmez. Gördün mü kendini? Beğendin mi kendini? Hazreti Davud aleyhisselam sorduğunda hezgil dedi hayır. Hazreti Davud dedi dünyaya ve şehvetlerine hiç meylettin mi? Dünyaya ve şehvetlerine. Hezgil dedi evet. Hazreti Davud sordu peki dünyaya ve şehvetlerine etme hastalığını ne ile tedavi ettin? Tedavi ettin ne ile? Hazreti Davud aleyhisselamı aldı orada içinde yaşadığı mağaraya götürdü. Beraberce mağaraya girdiler. Demirden bir tane sandık var idi. Demirden bir sandık. Hazgil o sandığın içerisine kapısını kapağını açtı. Sandığın içerisinde bir tane iskelet ve bir levha var idi. O levhanın üzerinde yazılanları Hazreti Davut okudu. Levhaya şunlar yazılı idi. Ben Ervay ibn Şelem. Ben Ervay ibn Şelem'im. Bin sene padişahlık yaptım. Bin tane şehir yaptım. Bin tane evlilik gerçekleştirdim. Ama sonum toprak oldu. Yatağım toprak oldu. Minder ve yastığım taş oldu. Komşularım yılan ve böcekler oldu. Öyleyse beni gören dünyaya ve şehvetlerine, makamlarına, mevkilerine aldanmasın. Bunlara aldanmasın beni gören. Hazgil dedi ki işte dünya ve şehvetlerine meyletme hastalığım, hastalığımı bununla tedavi ettim. Ne zaman aklımdan dünya şehvetleri geçtiyse, dünya efendim makamları geçti ise, dünya şehvet ve makamlarının beni farklı efendim düşüncelere düşürdüğünü ne zaman gördü isem, ben geldim bu sandığı açtım, bu iskelete baktım ve bu levhadaki yazıyı okudum. Eğer bu dünya bin tane şehir yapan, bin sene yaşayan, bakın bin tane şehir yapan, bin tane evlilik gerçekleştiren, Ervay bin Şelem'e kalmamış ise benim gibi birisine hiç kalmaz diyerekten o içimdeki vesveseyi içimden çıkardım attım. Dolayısıyla bundan dolayı aziz kardeşlerim insanın kendisine hatırlatıcı vesilelere edinmesi lazım. Bazen hatırlatıcı vesile arz ettim annenin, babanın, yakın bir akrabanın val efendim mezarına ziyarete gitmektir. Hatırlatıcı bir vesiledir. En önemli hatırlatıcı vesilelerden bir tanesi ilim adamlarıyla oturup kalkmaktır. Alimler ile oturup kalkmaktır. Çünkü ilim adamları insanı yanlışa götürmek için günaha götürmek için tek bir kelam etmez tek bir adım atmazlar. Dünyanın neresinde ilim adamı var ise alimler var ise bunlar insanı şeytandan uzaklaştırıp Allah'a maddeden uzaklaştırıp manaya, günahtan uzaklaştırıp ibadete yönelmelerini ister. Ve bunlar hatırlatıcı vesilelerdir. Allah'ın hükmünü, Allah'ın kelamını söyleyerekten bunlar hatırlatıcı vesilelerdir. Bakınız Şeyh Abbas Kummi yolculuk yapıyordu. Bir taksi ile Şeyh Abbas Kummi yolculuk yapıyorlardı. E, taksinin içerisinde Şeyh Abbas Kummi'nin dışında yolcular da var idi. 2-3 tane yolcu. Yolda bir yerde taksinin tekeri patladı. Şoför, yani araba sahibi, taksi sahibi, şoför inansız bir adamdı. Alimleri sevmeyen bir adamdı. Din adamlarından nefret eden birisiydi. Görüyorsunuz şeytan insanı ne hale düşürüyor. Şeytan insanı ne hale düşürüyor. Bir insan evinden çıkarken abdest ile çıkan yatağına girerken abdest ile giren, cebinde Allah'ın kelamını taşıyan, ağzında Allah'ın kelamı olan birisinden niye nefret eder? Neden nefret eder? Düşünebiliyor musunuz? Bir insanı bu noktaya getiren şeytan değil de nedir? Şeytan bazılarının ağzına öyle bir gem takmış ki, şeytan bazılarını öyle bir şekilde binek etmiş ki kendisine, günahkarlardan nefret edeceğine, efendim bozgunculardan nefret edeceğine, fasıklardan, pitnacilerden nefret edeceğine bakıyorsun ki bazı insanlar hacı olmuşlar, ne bileyim ne olmuşlar, ne olmuşlar. Ama evinden çıkarken abdestle çıkan, yatağına girerken abdestle giren, cebinde Allah'ın kelamını taşıyan, ağzında Allah'ın ayetleri peygamber ve Ali peygamberin hadisleri olan birisinden nefret ediyor bazıları. Onu bu noktaya getiren nedir? İblisin vesveseleridir. İblisin tuzaklarıdır. Düşmüş iblisin tuzağına nefret ediyor alimden. Oysa nefret etmesi gereken alimler değil başka yerlerdir, başka adreslerdir. Velhasıl bu taksi şoförü döndü Şeyh Abbas Kunmî'yi azarlamaya başladı. Bu uğursuzluğun sebebi sensin. Sen benim arabama binmeseydin arabamın lastiği patlamaz idi. Bakın. Başladı arabanın lastiğini tamir etmeye. Şeyh Abbas Kummi de dedi ki arabanın lastiğinin tamiri bitene kadar ben burada oturayım, biraz kitap yazayım. Başladı kitabını yazmaya. Şeyh Abbas Kummi o halde bile yazıyor. Bakın, bakın İbn Hacer, İbn Hacer e, Allah'a hilli hakkında yazmış. Diyor ki Allah'a hilli merkebinin üstünde kitap yazıyordu. Merkebinin üstünde. Şia alimleri. Bu koşullarda hizmet etmişler. Bu şekilde hizmet etmişler. Diyor Şeyh Abbas Kumlu oturdu bir kenarda. Kitabını efendim o torbasının çantasının içinden kalemini kağıdını çıkardı. Kitap yazmaya başladı. Ve tamir bitti. Araba lastiğinin tamiri bitti. Şeyh Abbas Kummi toparlanmak isterken taksi şoförü dedi ki seni almayacağım arabama. Bu uğursuzluğun sebebi sendin. Başının çaresine bak. O diğer yolcuları aldı yoluna devam etti. Şeyh Abbas dedi ki madem burada kaldım boşu boşuna efendim e, burada caddede beklemeyeyim. Oturayım kitabımı yazayım bir taraftan da yola bakarım. Gelen bir araba elbette olur. Bir müddet sonra bir araba geldi geçti. Geçerken Şeyh Abbas el kaldırdı. O ikinci araba şoför Şeyh Abbas Kummi'yi gördü. Bunu aldı. Saygıyla, hürmetle hocam buyurun. Burada bu çölde ne bekliyorsunuz? Bu çölde ne arıyorsunuz? Başından geçenlere anlattı. O ikinci şoför dedi hocam size çok ayıp etmiş. Çok yanlış yapmış. Çok günah işlemiş. Ne alakası var arabanın lastiğinin patlaması da sizin efendim uğursuz olmanız arasında? Nasıl bağ kurabildi? Bu şekilde neticeye varabildi. Velhasıl bunu aldı arabasına. İlerlediler. Yarım saat sonra baktılar ki birinci şoför kaza geçirmiş. Kaza yapmış yolda. Bakın yolda kaza yapmış. Arabasını bir yere vurmuş. Efendim, can kaybı yok. Arabanın yanındalar ama araba gidecek vaziyette halde değil. Bunlar indiler, bunlara yardımcı oldular. Şeyh Abbas Kummi de bunlara yardımcı oldu. Bakın birinci şoför Şeyh Abbas Kummi'den nefret eden şoför Şeyh Abbas Kummi'nin yanına gelerek başına aşağıya mahcup bir şekilde eğdi ve dedi hocam hakkınızı bana helal edin. Bu taş bana size yaptığım hakaretten dolayı geldi. Ben böyle düşünüyorum. Bu bela, bu musibet bana size yaptığım hakaretten dolayı başıma geldi. Çünkü hiçbir şey yokken, durup dururken hiçbir şey yolda yok iken aniden ben gittim. Efendim buraya çarptım işte gördüğün gibi anladım ki ben ne mutlu anlayabilenlere ne mutlu efendim idrak edebilenlere ondan daha önemlisi ne mutlu efendim Allah'ın dinini yaşayanlara Allah'ın dinini anlatanlara nefret gözü ile bakmayanlara dolayısıyla hatırlatıcı vesileler edinmemiz gerekir. Günah hayalinde iken, günah düşüncesinde iken o günahtan kurtulmak için, o vesveseden uzaklaşmak için kendimize hatırlatıcı vesileler edinmemiz gerekir. Edinmediğimiz takdirde maazallah şeytan bizi günahtan günaha düşürür. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Vesselamu Aleykum.